yobacı olduğunuzdan hep şüphelenmiştim. Pusuya düştüğüm vakit beni bayılttı. Hangar patlamadan önce beni uzaklaştırdı oradan. Bizim daimi bir şekilde planlarımız suya düşüyor. Yeterli değil mi bunlar Albay Cevdet'ten şüphelenmemiz için? Bir ispatın var mı? Bana güvenmiyor musun? Babam, kumandan Vasili size güveniyor. Sen güvenmiyorsun ya. Bu topraklarda olmamızı bir Türk olarak azmetmeniz bana inandırıcı gelmiyor. Boş herifleri bilip ihbar etmediğinizi öğrenince emin oldum siz kuvacısınız. Babamın katilisiniz. Konuş. Bir şey söyle. Ne söylememi istiyorsun? Gerçeği söylemeni istiyorum ben. Gerçeğin ne olduğunu biliyorsun. Ben senden duymak istiyorum. Ben Yunan General Cevdet değil, Kuvayi Milliye mensubu Miralay Cevdet'im. Dolayısıyla Atina için değil, Ankara için çalışıyorum. Yunan zaferi için değil, Türk milletinin zaferi için çaba gösteriyorum. Ve bugüne kadar ne yaptıysam bu hain, alçak işgali bitirmek ve vatanıma hürriyetine kavuşturmak için yaptım. Bu uğurda Yunan cephaneliği de patlattım. Yakınlarıma karşı süngü kullanılmasını da emrettim. Seni ve arkadaşlarını da aynı sebepten ihbar etmedim. Ne? Aileniz biliyor mu onu? Biliyorlar mı onlar? Bir tek Azize. Onun öğrenmesine mani olamadım. Siz ailenizin sizden nefret etmesine, sizi bir vatan haini olarak bilmesine göz yumdunuz ha? Birbirimize ne kadar da benziyoruz. Öyle değil mi? Senin üzerindeki üniforma da benimki de tamamen bir maske. Bizim gerçek hayallerimizi, gerçek gayemizi temsil etmiyorlar. Sen de bu işgal bitsin istiyorsun, bu savaşa son vermek istiyorsun, ben de. Aynı taraftayız aslında. Hakların tarafındayız. Hak. Hak'tan, hukuktan bahsetmeyin bana. Hak'tan, hukuktan bahsetmeyin siz. Babamı öldürdünüz benim. Madem beni öldürecektin, neden hapishaneden kurtardın? Hı? Neden kurşuna dizilmeme müsaade etmedin? Kişisel meselem sizinle. Miralay. General Cevdet'in odasından kumandanım. Telaşa mal yok kumandan. Neydi bu silah sesi? Üsteğmen silahın arıza yaptığından şüphelendi. Bize dokunur dokunmaz ateş aldı. Üsteğmen, derhal bu silahı götürüp değiştirsinler. Bu şekilde devam edemezsiniz. Derhal. Ucuz atlattık. Karargah içinde daha dikkatli olmanızı beklesem çok şey mi istemiş olurum general? Haklısınız kumandanım. Elbette haklıyım. Kumandanım, eğer müsaade ederseniz vazifeme başlamadan evvel eve gidip hazırlanmak isterim. Nasıl isterseniz general. Neden öyle bakıyorsunuz? Haklı olduğunuz için mi? Ateş etmeye cesaret edemedim, diye mi? Haklı olmak gibi bir tasam yok üsteğmen. Bana rütbemle hitap etmeyin bence. Ben askeriniz değilim sizin.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.